Selam kızlar, hoş geldiniz canlı yayınıma. Bugün ne yapacağız? Bugün fırıncı pidesi yapacağız, kıymalı pide. Özellikle Ramazan'da çok fazla tüketilen bir pide. Ramazan geliyor. Ben de size şöyle bir kıymalı pide tarifi vereyim dedim. Hem de canlı yayında. Biraz uzun sürecek videomuz ama canı sıkılan gidebilir. Öğrenmek isteyen de beklesin ya da daha sonra videoma baksın. Hemen başlıyorum ben kıymalı pidenin hamurunu yoğurmaya. Hamurumuz için ne gerekli? Sadece un, su, tuz ve maya koyacağız. Çok da fazla maya koymayacağız. Biraz az maya koyacağız. Çünkü bu pide, ekmek değil, poğaça değil, pide. Kabımı hazırladım. Çaydanlığımda bakın sıcak suyum var. Bu biraz bayağı sobanın üstünde. Bakın görüyorsunuz mu? Sobamın üzerinde sıcak oldu. Tabii bunu ılıştıracağız. Şöyle bir bardak koyalım. Biraz da soğuk koyalım. Çünkü ılık olsun. Şöyle. Tamamdır. Bir bardak da ılık su koyduk. Soğuk su koyduk. Şu anda ılındı. Şimdi sıra geldi mayamıza. Ben genelde hamur işlerinde böyle yaş maya kullanırım kızlar. Bunlar çok daha güzel. Tabii size kalmış. Ama ben kullandığım bunlardan. Hatta geçenlerde aldım. Henüz açmak nasip olmadı. Şimdi başlayalım bakalım. Şimdi bu yaş mayanın hepsini tabii ki koymayacağız. Şöyle yarıdan kesiyoruz. Yarı bile değil. Bakın. Yarıdan daha az. Çünkü bu pide olduğu için hiç koymasak takır tukur olur. Ama birazcık böyle koyarsanız mayanız açıkın böyle hafif yumuşak olur pidemiz. Şöyle suyumuzun içine bakın onu da ufalıyorum. Onu da ilave ettik. Tuzumuz burada. Şimdi göz ayarı tuzumuzu da atalım. Tabii herkes kendi ağız tadına göre atsın. Tuzunu da verdik. Karıştıralım şimdi biraz. Şöyle mayamız aktifleşsin. Evet, bugün canlı yayında kıymalı pide yapıyoruz. Pide sevenler buyursun gelsin. Şimdi mayamızı şöyle aktifleşsin diye biraz karıştırıyorum. Zaten yaş maya kullanıyoruz ya. Şimdi sıra geldi ununu ilave etmeye. Kaşığımızı da alalım. Şöyle ununu veriyoruz. Bayağı bir un alacaktır. Ele yapışmaz bir hamur olana kadar un dökeceğiz. Hemen yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuz mayalanırken de biz diğer işlemleri yapacağız. Birazcık bekleyeceğiz mayalanması için. Çok fazla değil. Şöyle kolları da sıvayalım ki inmesin her yere. Evet, hızlı hızlı. Ben hamur işini çok severim. Çabuk çabuk. Haydi. Tabii daha henüz bakın cıvık. Şimdi biraz daha koyacağız. Gelenler hoş gelmişler. Bugün kıymalı pide yapıyoruz. Ramazan içinde size bir fikir olur. İsteyen tabii ki de peynirlisini yapabilir, patatesli yapabilir. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Ve bütçenize kalmış tabii ki de. Bakın hamurumuz yavaş yavaş toparlanmaya başladı.
Elimizdekilerde koptu mu? Tamamdır. Şöyle birazcık kaşıkla elimizdekilerini koparalım. Çabuk toparlansın. Ellerimiz temizdir. Başlamadan önce yıkandı, hazırlandı, temizlendi. Hiçbir şey yok kızlar. Ben öyle eldivenle hamur yoğuramıyorum. Genelde bu şekilde. Bak şimdi toparlama işlemimiz az kaldı zaten. Evet, bugün canlı yayınımıza kımalı pide yapacağız. Fırıncı pidesi yapacağız. Fırıncıların yaptığı türden. Nerede pişireceğiz? Tabii ki de davul fırınımızda. Benim meşhur davul fırınım. Bu arada da çok fazla meşhur oldu benim davul fırınım. Hatta filmlerde bile gösterilmeye başlandı. Çok hızlı pişirir, çok daha güzel pişirir. Şöyle kenarlarına yapışan hamurları da koparalım ki ziyan etmek yok. Çabuk bir şekilde pidemizi yapacağız, merak etmeyin. Tabii bu canlı yayın belli bir süre sürecek. Yapışan yerlerini koparıyorum ki güzelce toparlansın. Çok az bir un daha atalım. 2 bardak su kullandık kıymalı pide için. Yarım paket değil, yarımdan az bile maya kullandık. Çok fazla maya kullanmanıza gerek yok. Pideye fazla maya kullanılmaz. Çünkü pide olmaz. Poğaça olur. Tamamdır. Hamurumuz bakın çok da güzel toparladım. Şöyle son kalan unları da yedirelim. Tamamdır. Bakın şimdi gördünüz mü? Hamurumuz hazır. Kıymalı pide hamurumuz hazır. Şimdi bu biraz dinlenecek, mayalanacak. Ben ne yapacağım? Şöyle poşete hemen geçireceğim. Hava almasın. Böyle sıkı sıkı bağlayalım ağzını. Şöyle bir eski sofra bezinin içine oturtturalım. Şöyle bunun içine oturtturalım. Şöyle kapatalım. Bu maya yavaş yavaş aktifleşsin. Şimdi hamurumuz hazır. Şimdi sıra geldi kıymalarımızı hazırlamaya. Şimdi ben şunu şöyle sobanın hemen yanına koyuyorum. Bunları buradan alalım. Tamamdır. Burada işimizi toparladık. Şimdi geçelim kıymamızı hazırlamaya. Önce bir ellerimi yıkayıp geleyim. Çünkü hamurları ne kadar yoğursak da elimizde gene yapışıp kalanlar var. Hemen geliyorum.
hamurumuzu yoğurduk. Şimdi kıymamızı hazırlayacağız. Hatta kızar kıyma ben hazırlamadım. Şöyle bir tane büyük soğan içine ve bir tane biber. Birazcık da burada et var. Bunları kıyma yapacağım şimdi. Çünkü elim değmedi. Bunları şimdi kıyma yapacağım. Hatta bu soğanları da içine şöyle hemen doğrayalım ki hep birlikte kıyılsınlar. Şöyle iri iri hemen atıyorum. Şimdi makinamdan bunları geçireceğim. Biberleri de koyalım. Yani şöyle bir tane biber kullanacağım, yeterli. Domates koymayacağım. Onun yerine sos koyacağım. Domates yok. Evde kalmamış. Biber var ama. Şimdi bunları da içine attım. Bakın. Etimiz var. Soğanımız var ve biberimiz var. Hemen şimdi kıymaya geçiyorum. Kolay bir şekilde kıyacağız. Tabii benim meşhur kıyma makinem de var. Hazırladım. Tabii ki de. Şimdi kıyacağız. Yavaş yavaş. Çünkü mayayı, hamuru zaten bekleyeceğiz. Onu beklerken de biz diğer işlemleri yapalım. Şunun üstüne koyalım bunu. Sosumuz şurada dursun. Evet. Gel bakalım sen. Şunun üstüne koyuyoruz. Hemen şimdi malzemelerini takalım. Kızar. Şöyle demir aparatı var. Onu takacağım. İnce bu. Şurada dursun. Şimdi makineyi ayarlayalım. Şöyle bunu koyuyorum ilk önce. Bir demir parçası daha olacak, tamam mı? Şöyle bir tane parçası var. Onu koyuyoruz üstüne. Hop. Nereye gittin ya? Çok da uzağa gitmiş. Hemen dakikada. Şöyle parçasını koyuyoruz. Bunlar çok gerekli olan aletler kızlar. Evinizden eksik etmeyin. Kapağını da kapatalım. Şimdi bunu takalım. Şöyle yapacağız. Ne oldu? Şuradan bakın bana doğru. Şimdi oldu. Evet. Hazırladık. Üstüne şimdi kapağını takacağız. Şöyle. Bunu da koyduk. Bu çubuğumuz. Şimdi çıkarmak için bir tepsi gerekli. Şöyle cam tepsimi koyacağım. Kıymayı bunun içine çıkaracağız. Hemen fişini takalım. Şöyle. Sorunsuz çalışır inşallah da. Hemen şimdi çıkarmaya başlıyoruz. Gelenler hoş gelmişler. Bugün kıymalı pide yapıyoruz. Fırıncı pidesi yapıyoruz kızlar, iyi bakın. Hamuru yoğurduk. Şimdi sıra geldi kıymasını çekmeye. Burada benim etlerim var. Henüz kıymaya dönüşmedi. Soğan.
bir büyük soğan, bir de biber var. Domates yok. Başlıyorum. Şöyle çıkaracağız şimdi bu kıymayı. Arada soğan atalım. Bakalım sen şöyle. Evet, gelenler hoş gelmişler. Soğan ne olacak? Atıyoruz. Kıvamak kıvamı biraz basın. Canancığım bu. Kıyma makinesi. Kıymalı pide yapıyoruz. Fırıncı usulü. Hamuru hazırladık. Şimdi etleri kırıyorum. Etleri bitirdik. Bakın soğanlar biraz sulandırma olmazsa soğanlar elimizde doğrayacak. Deneyelim bakalım. Ayrı yapmak istedim onları. Bu da olmayacak bunlar pek ama
İğren incecik yapıyor, onun için bırakacağız. İçindekiler çıksın, bırakalım. Soğanın... bırakıyoruz. Yeterli bu kadar. Çünkü soğanın tamamen suyunu çıkardı. Kıyma gibi olmuyor. Şöyle onu kenara alalım. Kablosunu çıkaralım. Soğanları elimizle doğrayacağız. Olmayacak çünkü. Şurada dursun bu. Devam ediyoruz. Gelenler hoş gelmişler. Selam. Aleyküm selam. Bugün fırıncı usulü kıymalı pide yapıyoruz. Kıymaları biraz çektim. Azıcık da soğan kattım. Birazcık biberlik şey yaptım ama olmuyor. Düzgün olmayacak. Onun için bıraktım. Şimdi burada doğrayacağım. Yani yeşil falan olmuyor yani. Eziyor, tamamen parçalıyor. Bakın şöyle doğrarım ben onları minik minik. Bakın şöyle ufak ufak doğruyoruz. Böyle daha güzel çünkü yeşil yeşil duracak. Makinede tamamen parçalıyor vallahi, suyunu çıkarıyor. Birazcık hani et kıydık. Dolapta vardı. Hatta burası köy olduğu için bunu yeni dün komşu araba almış. Arabasına kesmiş. Kurban. Onun etinden yani. Kıyma yapmaya dün elim değmedi. Dün yoktum zaten evde. Biliyorsunuz çarşamba oldu mu ben torun bakmaya gidiyorum. Genelde torunlara bakıyorum. Annesi çalıştığı için dün hiçbir video çekimi yapamadık. Bugün bakalım yapıyoruz. Allah kısmet ederse, bir aksilik olmasa devam ediyoruz. Şöyle bir tane biberi hemen doğruyorum üstüne. Soğanları da ufak ufak doğrayacağım. Böyle olsun. Çünkü kıydık olmayacak. Bakın ben de küçük küçük doğruyorum zaten. Bir de hamurumuzu yoğurduk. Nebahat Turhan. Canım ben siyasete karışmıyorum ya. Siyaset işi değil benim işim. Benim yemek tarifi veriyorum. Siyasete karışmıyorum. Siyaset yapanlara sorun. Şöyle güzelce ne? Minik minik doğruyorum. Hamurumuzu da hazırladık. Pide hamurumuz şu anda mayalanıyor. Biraz maya kattım içine. Biraz beklesin ki devam edeceğiz. Çok fazla da beklemeyecek zaten. Mayalı poğaça değil. Birazcık koyduk. Kolay açılsın. Biraz beklesin. Devam edeceğiz. Pidelerimizi hazırlamaya ne kadar olursak ayrı. Yemek değil. Fırıncı usulü kıymalı pide yapıyoruz. Ramazan geliyor. Eğer bakarlarsa videoyu herkes evinde yapabilir. Bunları fırıncılara bu kıymayı götürüp onlar da yapıyor. Ama ben şimdi evde yapmak istedim. Böyle hazırlayıp içine götürürseniz fırıncılar da çok güzel istediğiniz gibi pide çıkarıyor sizlere. Bayağı da soğan doğradık. Yeterli sanırsa. Cem yazdım ya. Söyledim ya. Evet
canlı yayına gelenler hoş gelmişler. Fırıncı usulü kıymalı pide yapıyoruz. Fırıncı pidesi yapıyoruz kızlar. Şunu alalım, tamamdır. Güzelce doğradık. Hazır. Şimdi üzerine birazcık tuz veriyoruz. Dediğim gibi tuz oranı istediğiniz gibi kendi ağız tadınıza göre ayarlayın. Birazcık da şimdi domates doğramadım. Yok evde. Onun için domates, yaz aylarında hazırlamış olduğum domates soslarından bakın koyacağım. Bol bol koyalım ki şöyle lezzet versin. Bunları ben hem salça hem de sos olarak kullanıyorum. Çok da lezzet veriyor yani. Kış aylarının domatesine benzer mi? Benzemez. Şimdi hazırladığımız tüm malzemeleri şöyle bir karıştıralım. İyice harmanlayalım. Yağ koymayacağım. Birazcık yağ var içinde kıymanın. Onun için yağ koymayacağım. Böyle çiğden kavurmayacağız da bunu. Çiğden koyacağız. Evet. Biraz sulu sulu olması lazım kızlar bunun. Lezzeti geçmesi için sulu sulu olması lazım. İsteğe bağlı baharat atabilirsiniz. İstediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Karabiber, kırmızı pul biber, işte gönlünüzden ne geçerse. Tamamdır. Bakın güzelce ne yoğurduk, hazırladık. Kıymamız da hazır. Hamurumuzu yoğurmuştuk. Şimdi bir bakacağız. Yavaş yavaş onları tepsimize alacağız ve hazırlamaya bakacağız. Evet. Hazır. Şimdi hemen başlayalım. Tepsimizi alalım ve hazırlamaya başlayalım. Şöyle buradakileri de kaldıralım. Evet. Fırın tepsimizi de getirdim. Şöyle onu da alalım. Yağlayalım. Birazcık şöyle yağladık. Hamurlar yapışmaması için. Buna kaç tane olursa ona göre yapacağım. Şöyle indirelim. Hamurumuza bakalım. Hamurumuzu yoğurmuştuk. Bir de hamurunu biraz bekledi tabii ki de. Şöyle bir açalım bakalım. Hamurumuz birazcık bakın mayalanmaya bile başladı. Dediğim gibi çok fazla maya koymadık. Çünkü pide hamuru fazla böyle poğaçada olmadığı için bunu da alalım yanımıza. Bunu da alalım. Hemen başlıyoruz. Şu
Hepsi de alsak olacak. Kaç tane çıkacak acaba? Çok fazla büyük parça koparmayacağız. Şöyle bakın. Şu kadar yeterli. Biraz zeminimizi unlayalım. Bakın böyle ufak ufak parçalar. Kaç tane alır? 3-4 tane alır. Kalanı daha sonra devam edeceğim yine. 2 Şöyle 3 yapalım. Elimiz biraz unmayalım. 3 ve 4 Şöyle 10 da aldık. Birimiz hamur oldu. Şöyle kenara. Evet. Bir tanesinden başlıyoruz açmaya. Şöyle toparlıyoruz. İşte şöyle top idik yapacağız. Altına üstüne şöyle un yapıyoruz. Başlıyoruz açmaya. Şöyle uzun uzun açacağız. Oklava ya da merdane ile açabilirsiniz. Şöyle bakın uzun uzun açıyoruz. Hepsimize göre zaten açacağız. Bir tane açtık gördüğünüz gibi. Şuraya koyalım. Devam edelim açmaya. Aynı şekilde yine. Oklavamıza yapışırsa muhakkak unlamamız gerek. Biraz un şöyle bakın attırdınız mı zaten olur. Bu arada gelenler hoş gelmişler. Kıymalı pide yapıyoruz bugün. Fırıncı pidesi yapıyoruz. Ramazan geliyor. Herkes öğrensin yapsın. Ben elimden geldiği kadar gösteriyorum. Malzemeleri istediğinizi koyabilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Ben kıymayla yapacağım. İsterseniz patatesli yapabilirsiniz, peynirli yapabilirsiniz. Başka malzemeler de ilave edebilirsiniz. Evinizin durumuna bağlı, kesenizin durumuna bağlıdır. Yani illaki siz de aynı kıymalı yapacaksınız diye bir kural yok kızlar. Şöyle bakın onu da uzatıyorum. Şöyle birazcık da çektirdik mi? Birazcık da genişlikte yapalım şuradan. Heh. İki tanesini açtık. Üçüncüye başlıyoruz. Çok kalın olmayacak. İnce olması lazım ki çıtır çıtır olsun. Mayalı biraz koyduk ama maya. Yani çok az maya koyduk. Üçüncüsünü yapıyoruz. Bir tepsisini hazırlayacağım. Sonra kalanları devam edeceğim. Aleykümselam. Gelenler hoş gelmişler. Burası kaç derece? Yağmur yağıyor. Burası soğuk. Bak sobamız şu anda yanıyor. Kütür kütür yanıyor. Kömür var içinde. Bizde doğalgaz falan yok. Köy yeri olduğu için biz genelde odun kömür yakarız. Yerini dengeleyememiş herhalde. Şöyle ayakları. Yerlerimiz yamuk ya. Sallanıyor tıngırında.
Bakın üçüncüyü de açtık. Azıcık şöyle uzatalım. Üç tane oldu. Şimdi dördüncüyü açıyoruz. Yerini bulamamışsın ya. Zangır zangır sallanıyorsun orada. Gelenler hoş gelmişler. O neydi? Biz oyun kanalı değiliz. Biz yemek kanalıyız. Yaptığımız yemeklerle yayın yapıyoruz. Oyun kanalı değiliz. Oyun kanalına bakmak isterseniz birçok çoluk çocuk büyükler hatta oyun kanallarında var. Canlı canlı oyunlar oynuyorlar. İsterseniz tabii ki de onlarla oynayabilirsiniz kızlar. Ben yemek kanalıyım. Sadece yemek üzerine tarifler veriyorum. Oradan ötesi yok. Sosyal medyada da paylaşıyorum tariflerimi. İzlenmesi için YouTube kanalımızın bu kadar. Biz yemek kanalıyız. Oradan öte bir şey bulamazsınız kızlar. Bakın dördüncüyü de açtık şöyle. Çok güzel oldu yalnız hamurumuz. Evet, unları bir çekelim. Dört taneyi ayarladık. Üstümüz de unlandı ama neyse yıkarız gayrı. Yapacak bir şey yok. Şöyle bakın göstermek için size karşıya doğru. Çok güzel olmuş hamurumuz gördünüz mü? Bakın ne güzel esniyor da yalnız bunun bacakları yerleşmedi. Niye böylesin ya? Şimdi oldu. Evet. Şimdi bunu da şöyle hepsini ayarladık. Şimdi kaşığımız kaşık yok. Neyse elimizle koyarız biz de. Dört tanesini hazırladık. Tam kameranın önüne getirmek için böyle yapıyorum. Şimdi kıymalarını koyuyoruz. Bakın şöyle elimizle kıymaları güzelce yaydırıyoruz. Tabii az ya da çok isteğe bağlı. Kıyma yeter artar bile bana. Soğan doğradım. Domates, biber, domatesi, sosu tabii ki de. Bu şekilde kıymalarını koyuyorum. Bugün fırıncı pidesi yapıyoruz. Bilmeyenler de öğrensin. Canlı canlı. Görüyorsunuz mu? İnşallah görürsünüz. Şöyle bakın. Yaydırıyorum. Güzelce. Özellikle kıymasını çiğ koyun. Kavurmayın. Kavursanız güzel olmaz. Çiğden. Sinek git başımdan. Sinek de dolanıyor. Koca kış geçti. Ölmemiş bir yerlerde. Saklanmış. Şimdi de çıkıp uçup uçup geziyorlar anca. Bakın. Şöyle. Hoş geldiniz. Gelenler hoş gelmişler. Bakın gördünüz mü? Şimdi bu şekilde pidelerimizin üzerine kıymaları koyduk. Bunları ister kapalı olarak yapabilirsiniz, ister açık olarak yapabilirsiniz. Hiçbir bir şey fark etmez. Şimdi böyle uçlarından yapıştıracağız. Görüyorsunuz inşallah. Bakın. Böyle tamamen boydan boya yapıştırırsanız kapalı pide olur. Ama iki tarafından böyle yapıştırıp bırakırsanız açık pide olur. Biraz kapatalım tabii ki de. Şöyle.
Bakın şimdi dediğim gibi birazcık açık bırakırsanız açık pide, tamamen kapatırsanız da kapalı pide olur. Her ikisinde lezzeti aynıdır. Hiçbir şey değişmez. Ben birazcık yarıya kadar kapattım. Şöyle yarısını da açık bıraktım. Bunları da yapalım. Bir dahakında kapalı yaparız. Daha hamurumuz var. Bir taraftan pişireceğiz. Bir taraftan yapacağız. En sonunda yemesinde size kalmış. Çayla falan ya. Bir de çay mı yapacağım şimdi karnımda? Bakın işte şöyle. Çok da güzel oluyorlar yalnız. Üçüncüyü de aynı şekilde yapıştıralım. Şimdi birazcık da bu tepsi mayasında bekleyecek. Çok fazla değil. Şöyle bakın yapıştırıyoruz. Üçüncüyü de yaptık. Bunları açık yaptık. Biraz da kapalı pide yaparız. Teşekkür ederim. Yanko. Hoş geldin. Şimdi tepsimize koyalım. Hop. Şöyle. Tepsimize koyuyoruz pidelerimizi. Bir. Alır inşallah değil mi? İki. Üç. Tamam karar yapmışım. Dört tane. Hop. Güzel güzel pideler yaptık. Sen de burada dur. Bakın. Dört tanesini yaptık. Açık olarak yaptık. Daha yapacağız. Daha hamurumuz var. Birazcık tepsi mayasında bu beklesin. Ben devam edeyim yapmaya. Bir tepsi daha bulayım. Bunlar birazcık tepsi mayasında beklesin. Daha sonra pişireceğim. Şöyle bunu kenara alalım. Hatta şöyle biraz sobaya yakın dursun ki orada şey yapsın. Mayalansın biraz yavaş yavaş. Başıma. Kamile mi? Kamile misin? Kamil misin? Hı? Hoş geldiniz. Bugün kıymalı pide yapıyoruz. Fırıncı pidesi yapıyoruz. Birazcık yaptık. Dört tane. Şimdi tekrar bu hamurdan yapacağız. Şöyle ufak ufak bakın. Koparıyorum hamuru. Umayayım ki ellerime yapışıyor çünkü. 2. Kaç tane olacak? Bayağı pidemiz oldu. 2 bardak sudan yoğurduk. Bayağı da pidemiz olacak yani. 4. 4 orada. 4, 8. 10 tane falan olacak herhalde. 9. Hatta 10'dan fazla ama bunu bölüştüreceğim. 10 tane de kalsın. Hop, şu hamur kaldı. Bunlar da kardeş payı. Hepsine azar azar şöyle bölüştüreceğim. 6, 10 tane pide yapmış olacağız. Ama sen yani erkek ismin çıkması eşinin hesabından giriyorsun kesin. Eşinin var herhalde aynısında. Ondan girirsen onunki açılır. Değil mi Kamile? Şimdi toparlıyorum.
Bunda da 6 tane. Bayağı pidemiz olacak. Toplamda 10 tane pide hamuru çıktı. Heh. İnşallah güzel olur Haticeciğim. Yani canlı yayın elimizden geldiği kadar birebir göstermeye çalışıyoruz. Evet. Açmaya başlıyoruz şimdi bu pidelerde bir partisini açmıştık. Bunun dengesini bir türlü sağlayamadım. Şöyle uzun uzun yapıyoruz. Bunları kapalı yapacağım kızlar. Bunlar da kapalı pide olsun. Ramazan'da kıymayı hazırlayıp fırına götürürseniz size bu pidelerden yaparlar. Benim gibi soğan, biber, işte ne varsa evimizde. Bakın bir tanesini açtık. Şuraya koyuyoruz. Bu şekilde açacağız. Evet, unumuz şöyle yavaş yavaş atacağız. Gelenler hoş gelmişler. Bugün kıymalı pide yapıyoruz. Fırıncı pidesi yapıyoruz. Fırıncı pidesi. Fırına götürmek istemeyen evinde kendi yapsın. Çok da zor değil. Hop. Aa, yapıştırdık. Unumuz az geldi. Şuraya unu koyalım ki unu. İkinciyi de açtık. Üçüncüye başladık. Bu arada hamurumuz yumuşamaya bayağı bir başladı. Onun için unu biraz bolca atıyorum. Çünkü yapışıyor. Hamur durdukça kendini salar. Yumuşar. Açıyoruz. İngilizce mi yazıyorsun? Aa, okuyamıyorum çünkü ben sadece Türkçe biliyorum. Normal de dil bilmiyorum arkadaşlar. Çevreleri tabii ki de yapıyoruz herkes öğrensin diye ama daha sonra canlı yayımız bitecek. YouTube ne zaman açacak düzenlemeyi ondan sonra yapabiliyorum. Hemen düzenleme de yapamıyorum. Nereden baksanız 24 saat sürüyor yani düzenleme işi başlayana kadar. Şöyle 3 tanesini açtık. Son kalan 3 taneyi açıyoruz. Açayım ben. Biraz şey geldi gözüme. Evet. Güle güle markete. Güle güle. İşiniz varsa gidin yapın kızlar. Yani bir de bayağı sürecek gidin yapın işinizi. Bu arada kanalıma abone olmayanlar da kanalıma abone olabilir. Kollarımı da sürekli geri çekiyorum. Abone olarak kanalımı desteklemiş olursunuz.
da buraya koyalım. Sonuncuyu da açalım. Sonra diğerini fırına vereceğim. Fırını çalıştırmam lazım benim bir an önce. Neyse. Teşekkür ederim Büşra. Sağ olasın. Hoş geldin. Evet. Açma işlemimiz bitti. Haliyle unlarımızı şöyle biraz toplayalım. Fazla olanları. Yerimizden bir kalkalım. Bakalım fırınımızı çalıştıralım. Pişirmeye bir tepsisini koyalım. Sonra bunları hazır edelim. Şöyle kalkma. Üstüm başım batmış. Şöyle ayağımın altındakileri bir toparlayalım. Evet, bu arada benim meşhur davul fırınım geldi. Evet. Davul fırınım geldi. Bakın pidelerim burada bekledi. İlk posta pidelerim burada. Şimdi ben bunu çalıştıracağım. Evet, davul fırınımı çalıştırdım. Bu kızsın. Bunun kızması lazım. Seni aşağı indirelim. Şimdi bu pidelerimizi de hazırlamaya başlıyoruz. O bir yer tarafta kızsın. Şöyle tam ekranımızı alalım, değil mi? Görüntümüz yana kaçtı. Evet. Kıymamızı da yanımıza alalım. Burada kıymamızı hazırlamıştık. Şöyle içine koyuyoruz. Bakın. Bu şekilde. Bu kıymadan hepsini azar azar böyle koyacağım. Şöyle. Dört tanesini daha önceden hazırladık. Şimdi kalan diğer altı taneyi hazırlıyoruz. Bakalım bunları tepsiye aldırabileceğiz mi? Bir damlacık hamur tuttuk ama bayağı da oldu kızlar. Bereketli. İki bardak sudan tuttuk. Ama kıymayı şimdi hepsini vereceğim. Ziyan olmasın. Biraz bunlara bolcana geldi kıyma. Bunların tamamen hepsini bitireceğim. Çünkü kalanı ne yapacağız? Ziyan olmasın. Şöyle bol bol koyalım. Tamamdır. Bitene kadar bol bol koyduk.
Şöyle elimizle düzeltelim. Şimdi bunları kapalı yapacağız. Diğerlerini açık yapmıştık. Bunları kapalı olarak yapacağız. Tamamen baştan aşağı bakın. Kapatıyoruz ağız kısımlarını. 4 tanesini açık yapmıştım. Bunları da kapatalım. Bunlar da kapalı pide olsun. Bunlar kapalı pişsin. Bakın bu şekilde ağızlarını kapatarak hazırlıyoruz. Aleykümselam, hoş geldin. Şöyle. Hazır. Biraz açık pide, biraz da ağzı kapalı pidelerden. Fırınımız bayağı bir kızdı. Şimdi pidelerimizi hemen hiçbir şey sürmeden üzerine bu şekilde hemen fırına veriyorum. Bakın bunlar açık olanlar, bunlar kapalı olanlar. İlk posta yapılanları davul fırına veriyorum. Tamam, sen piş bakalım orada. O pişerken biz de bunları hazırlayacağız. Aleykümselam Azerbaycanlı, hoş geldin. Hoş geldin. Canlı yayınıma gelenler hoş gelmişler. Bugün fırıncı pidesi yapıyoruz. Kıymalı olarak yapıyoruz. İsteyen tabii ki de değiştirebilir malzemeleri. Peynirli yapabilirsiniz. Patatesli yapabilirsiniz. Çok da güzel olur yani. Şöyle bakın, bunu da kapattık. Çok kolay aslında bu pideleri yapmak. Ama biraz tabii ki de zahmetli. Zahmetli değil de zaman alıyor. Özellikle canlı yayında göstereyim ki yani gizli saklı yeri yok. Herkes yapsın. Önümüz Ramazan. Bu tür tarifler çok aranıyor. İftarda, sahurda her türlü tüketilir. Karnınızı tok tutar. Ramazan'da da bol bol canlı yayın yapacağız kızlar. Bu arada yalnız bırakmayın. Buyurun gelin. Tarifler yapacağız. Yemek tarifleri, çorbalar, her şeyler. Aleykümselam Bulgaristan'dan Ahmet. Hoş geldin. Bizim dedelerimiz de Bulgaristanlı ama ben hiç gitmedim. Üçüncü kuşağız ama Bulgaristan'a hiç gitmedik. Neredenmiş dersen duyduğuma göre mesela öldü bizim annelerimiz babalarımız da. Bulgaristan'ın bir Pamukçu köyü varmış, oradan gelmeymişler. Ama ben hiç gitmedim. Oradan izleyenler varsa çok 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 selamlar olsun. Türkiye'den. Evet, fırıncı pidesi yapıyoruz. Kıymalı olarak yapıyoruz. Kıymayı da kendimiz çektik. Lahmacun değil, pide. Bu pide. Lahmacun değil. Lahmacun kalın olur. Bu incecik, bak kalın değil. Bunları kapatıyorum. Kapalı pide olacak. Bakın. Gelenler hoş gelmişler. Şu anda 42 kişiyiz. Şöyle bakın, bir tanesini uzaktan göstereyim. 6 tanesini de kapalı olarak yaptım. 4 tanesini açık olarak yaptım. Şimdi bunları fırın tepsisine alacağım.
Başka bir fırın tepsisine bunları koyacağım. Diğerleri piştikten sonra hemen bunları fırına vereceğiz. Bunları pişireceğiz. Hoş geldin Azer. Azer, neredensin sen? Azerbaycan'da mısın? Evet, ben şimdi hemen fırın tepsimi alıp geleceğim kızlar. Canlı yayını terk etmeyin. Devam ediyoruz. Bu arada kanalıma da abone değilseniz abone olun. Abone olursanız çok memnun olurum. Abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Bildirimlerinizi açarsanız böyle canlı yayınlar biraz ben fazla açıyorum kızlar. Kendime güveniyorum yani. Canlı canlı size tariflerini veriyorum. Kaçırmayın derim. Kaçırmayın derim değil mi? Hadi bakalım. Tepsimi alıp geleceğim. Evet, bir taraftan da fazlalıkları götürelim. Evet, şöyle kocaman bir tepsi getirdim. Bakın bayağı da kocaman. İnşallah bunu görür herhalde. Şöyle yağlayalım. Aziz Allah, Cenşallah. Öyle ne okunuyor kızlar? Güzelce yağladık ki yapışmasın. Çünkü hamur bu, yapışabilir. Bu arada fırınımıza da bir bakalım. Bakalım ne halinde. Ooo çok güzel. Bak hemen kapatalım. Pişmeye devam etsin. Şimdi bunları da bu tepsimize koyacağım. Yağladım tepsimi. Şöyle inşallah bunu aldırız. Kocaman olanları şöyle ortaya koyalım ki. Alacak herhalde ya. Şimdi aldı. 4 tane de fırında var. Toplamda 10 tane pide yaptık kızlar. Bakın bunlar da kapalı pideler. Fırındakiler açık olarak yaptık ağızlarını. Bunları da kapalı olarak yapıyoruz. Ne oldu? Yine ne yamuldun? Ayağın yamuldu. Şimdi birazdan fırındakileri çıkaracağım ve bunları pişirmeye başlayacağım. Azerbaycanlı mısın? Çok güzel. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz memleketimin, yurduma, dünyanın her yerinden katılabilirsiniz canlı yayınıma. Her kesimden davetlisiniz. Buyurun gelin. Nereden olursanız olun. Anlaşabildiğimiz sürece buradan anlaşmaya çalışırız. Anlaşamasak da canlı yayın bittikten sonra daha sonra çeviri yaptığım zaman çeviriden de benim ne dediğimi anlarsınız kızlar. Teşekkür ederim. Sağ ol. Herkes yapar. Genelde öğrenen hani anasının karnından doğup da öğrenip de doğmuyor. Sonradan öğreniyor. Siz de öğrenirsiniz. Bilen bilmeyenler öğrenir. Özellikle canlı yayınlarda yapıyorum ki hani yapamadı, bilemedi, yaktı, yanlış oldu demesin. Kimse, herkes öğrensin. Tabii ki de canlı yayınlar biraz uzun sürüyor. O kadar da olsun. O kadar da olsun. Sadece sizden isteğimiz abone olmanız ve bildirimlerinizi açın ki beni yalnız bırakmayın canlı yayınlarda. Ben Balıkesirliyim. Balıkesirliyim. Evet. Şöyle bakıyorum. Çünkü artık baya baya fırının hızlı yanıyor. Yalnız şıkır şıkır çok da güzel oldu. Şöyle 5-10 dakika içinde pidelerimin bir tepsisi pişmiş olacak. Daha sonra çay da koyabilirim ama neyse sonra yapayım çayı. Çayla birlikte çok da güzel tüketeceğiz. Evet. Bu arada yorumlarınızı bu ara boşun. Okuyabilirim kızlar.
Kız erkek fark etmez. Bazıları bilmediği için hani açıyor, orada kimin profili açıksa oradan yazıyor. Bazen bakıyorsun ki kadın ama ben erkekim diye sonradan çıkıyor meydana. Fark etmez. Öğrenmek isteyen herkes canlı yayınlarına gelebilir. Herkes gelebilir. Herkese açıktır. Doğru dürüst insan olduğu sürece. Evet. Silseydik bunun üstünü. Şöyle sofranın üstünü biraz temizleyeyim ben. Mis gibi koktu var ya. Şey, soğanlar pişiyor. Soğan kokusu geldi yanıma. Gelenler hoş gelmişler. Canlı yayınımı terk etmezseniz sevinirim. Ne kadar kalabalık olursanız o kadar iyi olur. Bu arada beğeni atmayı unutmayın. Yorum kısmında da güzel yorumlar bırakırsanız çok memnun olurum. Çok güzel. Hadi bakalım kızar bakalım. Ama bizim davul fırınımızda birazdan kızaracak. Normal ekmek fırını olsa bunu dakikada çıkıp hemen atıp kızartacaklar. Azer hiç fark etmez. Yani sen de öğrenebilirsin. Sen de yapabilirsin. Hiç fark etmez yani. Lütfen birbirinizle kavga etmeyin arkadaşlar. Evet. Onlar pişerken bunlar da bayağı bir dinleniyor. Dinlendikten sonra zaten hemen çıkardım mı bunları pişireceğim. Daha sonra sizlere nasıl olduğunu da göstereceğim. Canlı yayınımızı tabii ki de daha sonra kapatacağız. Şu anda 1 saat 8 dakikadır canlı yayın yapıyoruz. Bu kadar da normal olsun yani. Hamurumuzu yoğurduk, kıymamızı makineden çektik, hazırladık, açtık, dinlendirdik. Daha ne olsun? Erkek kız fark etmez lütfen ya. Fark etmez. Şimdi bakalım bakalım gene. Kızarmaya başladı zaten. Bir taraftan da şıkır şıkır kıyma pişiyor. Ben şimdi şunları bir kaldırayım kızlar ya. Mayalarımı, fazlalıkları toplayayım. Şunları bir kaldırıp geliyorum kızlar. Evet. Tabağımı dahi aldım geldim. Bunda da kesip göstereceğim size. Şurada beklesin.
Bir daha bakalım, yakmayalım. Ben kızardımı hemen alacağız. Başlamış ama bekleyeceğiz. Evet, gelenler hoş gelmişler. Bugün ne yapıyoruz? Fırıncı pidesi yapıyoruz. Kıymalı olarak yapıyoruz. Fırına verdik, bir tepsisini piştiği zaman hemen çıkaracağız, servisini yapacağız. Daha sonra bunu da tabii ki de fırına vereceğiz. Hep birlikte göreceksiniz nasıl olduğunu. Siz de yapabilirsiniz. Eğer sonradan geldiyseniz canlı yayınıma da baştan izleyip tekrar edebilirsiniz. Bakabilirsiniz kızlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben ağız alışkanlığı genelde gelenlere çok kızlar diyorum ama kız erkek fark etmiyor. Herkes bakabilir. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Gökhan. Herkes öğrenebilir. Evinizde siz de yapın. Olacak olacak. Az kaldı. Taş fırın olsa şimdiye kadar pişmişti. Bizim ceyranlı fırınlarımız. Dal fırında yine çabuk pişiyor ama öbür türlü fırınlarda biraz zaman alır pişmesi. Eğer öbür türlü saatli ayarlı fırın pişirecekseniz yüksek dereceye açın. Kurutmayın. Buyurun gelin. Hoş geldiniz. Balıkesir büyük. Herkese yer var. Buyurun gelin. Evet. Bu arada boş kaldığım için bak sizin yorumlarınızı çok güzel okuyorum. Güzel yorum yazan herkesin yorumlarını. Geldi değil mi? Evet. Mis gibi kokuyor. Var ya, soğan kokusu kıyma şıkır şıkır kaynıyor içinde. Soğan kokusu yayıldı. Oh. Bakalım bakalım. Bakalım 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 bakalım. Oo, tamamdır ya, unut sayılır. Artık yavaş yavaş çıkaracağız ama son bir dakika, iki dakika. Ben birazcık şimdi yağ getireceğim. Üstüne birazcık hani yağ süreceğiz ki biraz kendini yumuşatsın. Hemen bir tabakta yağ da getireyim. Fırçamı da getirdim, yağımı da getirdim. Şöyle onu aşağı indireyim ki tepsiye indirip çıkarırken dökülmesin. Evet, artık pişti. Şimdi fırından çıkarıyoruz. Elim yandı. Çok sıcak oldu kızlar. Evet, pidelerimiz pişti. Şimdi hemen bunları veriyorum fırına. Hop. Bunlar da kapalı olarak pişecek. İnşallah görüyorsunuz değil mi? Şimdi ben size daha yakından göstereceğim. Şöyle bakın. Güzelliğini görüyorsunuz mu? Şıkır şıkır hala kaynıyor. Kaynama sesi de geliyor. Of, elim. Birden ağır geldi elime. Şimdi birazcık kabıma yağ koydum. Sıvı yağ. Biraz bu kenar kısımlarını şöyle hafif süreceğim. Şöyle. Çok güzel oldu yalnız. Biz bunu hazırlarken diğerleri de pişecek zaten. Fırın bayağı bir hızlı kızlık ayrı. Çok fazla uzun sürmez. Evet. Güzelce bakın, kenarlarını da yağladık.
Şunu devrilmesin, bir kenara koyalım. Her tarafımız yağ olur daha sonra. Yok, yorulmadım ya. Nerede yorulmadım? Oturduğumuz yerden yapıyoruz. Gerekli olan malzemeleri hazırlayıp yanımıza bakın. Şu anda çok sıcak. Şöyle bakın, bezimi de şöyle birazcık örteyim. Hafif böyle hem soğusun hem kendisi böyle salsın kendisini. Çıtır çıtır şu anda kabukları. Zor değil, zor değil. Çok kolay, çok kolay. Çok kolay. Yapabilirsin, sen de yapabilirsin. Zaten aşama aşama gösterdim. Aşama aşama gösterdim. Takip ettiğin sürece hemencecik sen de yapabilirsin. Çok kolay, çok basit. Diğer kapalı olanları fırına verdik. Onlar da piştikten sonra zaten tamamdır. Bunlar hazır. Şimdi bir tanesini parçalayacağım size. İnşallah beğenirsiniz. Çok güzel oldu yalnız. Evet. Gelenler hoş gelmişler. Bugün canlı yayında ne yapıyoruz? Fırıncı pidesi yapıyoruz. Kıymalı olarak yapıyoruz. İsterseniz patatesli yapabilirsiniz. Peynirli yapabilirsiniz. Her türlü yapabilirsiniz. Yap. Kahvaltıya yap. Aynen. Şimdi bir tanesini çıkaralım bakalım. Çıkaralım. Şöyle keselim bir tanesini. Üf, ama sıcak hala. Ya çok sıcak ki daha soğuması bitmedi. Ya şu benim. Şöyle tabağıma koyuyorum. Bunu da böyle koyalım. Tamamdır. Seni de kapatalım. Sıcacık dur orada. Gördüğünüz gibi pidelerimiz hazır. Açık olanlar bunlar. Tabii ki de kapalılar pişiyor. Tadına bakacağım da aşırı sıcak. Ağzımız yanacak, kavrulacak. Yanına da bir çay yapın. Ya da hayran yapın. İçecek alabilirsiniz yanına. İstediğiniz gibi tüketebilirsiniz. İsterseniz sahurda, ezanda, her türlü normal günlerde de bu pideyi yapıp tüketebilirsiniz. Çok kolay, çok basit bir şekilde hazırladık. Hadi bakalım. Bir de dalın bakalım. Bak ne güzel. Nar gibi kızardı. Altı üstü nar gibi kızardı. Aa, çok güzel olmuş. Yapın. İnanın ki çok güzel olmuş ama şimdi çay yok. Yanına bir çay kalkıp yaparım birazdan. Ha? Tadı tuzu yerinde. Kıymasının tuzunu da tam kararında yapmışım. Soğanı var. Biberi var. Domates sosu var içinde. Mis gibi de olmuş. Daha ne olsun. Bir. Yandı ağzım. Teşekkür ederim. Bir saat 19 dakika oldu kızlar. Bir tepsisini pişirdim. Dediğim gibi artık canlı yayını yavaş yavaş kapatabilirim artık. Bir tepsisi burada. Kapalı olanlar da fırında pişiyor. Onları da çıkaracağım birazdan. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yaparsınız. Evli olanlar çoluğuna, çocuğuna, eşine yapsın. Yalnız olanlar da kendisine yapsın. Bir bakalım bakalım diğer tepsiye. Daha sonra canlı yayınımızı kapatacağım. Kendinize hadi kalkın yapın. Oo, tamam o da yavaş yavaş pişiyor. Ama bunun pişmesi tabii ki de zaman alacak. Nereden baksak bir yarım saati yine 15-20 dakikayı bulacak. Artık kapatalım. Bu kadar yeterli. Umarım öğrenmişsinizdir.
Yine canlı yayın aç. Açarız ama ne zaman açarız bilmiyorum. Benim kafam estiği zaman, belli bir süre kafam estiği zaman kalkıp sizlere bir tarif yapıyorum ve canlı yayın açıyorum. Yine bir gün gelir açarız ama hangi gün söz veremem. Belli bir gün kafam ne zaman eserse, size ne zaman tarif vermek istersem kalkıp canlı yayınımızı açarız kızlar. Tamam mı? Pınar. Bay bay. Hadi canım. Kapatıyorum canlı yayınımı. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın mis gibi kıymalı pidelerimiz, fırıncı pidelerimiz hazır. Tabii ki de tam soğumadı ama çok da güzel. Ben şimdi kalkacağım. Kapattım mı canlı yayını? Ne yapacağım? Çay yapacağım. Çaysız gitmez bu. Kuru kuru gider mi? Muhakkak yanına çay yapacaksınız. Hadi hoşçakalın bakalım. Kendinize iyi bakın. Kalkıp kapatacağım şimdi canlı yayını. Gene görüşürüz kızlar. Bu arada abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Bildirimlerinizi açarsanız çok güzel tarifler yayınımız size gelecektir. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Beğenen yapsın, beğenmeyen kendi bilir.